Bunu son sırma ve Salih uğraşan diğer oyuncular ve hava atışıyla birlikte karşılaşma başladı. Türkiye Basketbol Ligi'nde nefesler tutuldu ve gözler cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 17'de Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Akhisar Belediyespor arasında oynanacak maça çevrildi. Türkiye Basketbol Ligi'nin çiçeği burnunda takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Türkiye Basketbol Ligi'nin en tecrübeli takımlarından biri olan Akhisar Belediyespor tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecekler. Efendim programımıza öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz bizleri kırmadık. Dev derbi öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonuna konuk olan Manisa BBSK Basketbol Baş Antrenörü Ceyhun Cabadak ve takım kaptanı Recai Öztürk hazırlık süreçlerini ve ligin değerlendirmesini Büşra Gürbüz'ün hazırlayıp sunduğu Günaydın Manisa programında yaptılar. Her maça kazanmak için hazırlanıyoruz ve rakibi analiz ediyoruz hafta boyunca rakibin. Bize üstünlük sağlayabileceği şeylere engel olacak taktiksel planlar hazırlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla onlar da bize aynı şeyi hazırlamaya çalışıyor. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi Akhisar genel olarak tecrübeli bir kulüp. Kulüp anlamında da basketbol branşında bize göre daha tecrübeli. Çünkü 10 küsur senedir bu ligde oynuyorlar ve bu sene ciddi bir bütçeyle bir atılım yaparak Süper Lig hedefiyle yola çıktılar. Zaten aldıkları sonuçlardan da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani hem Federasyon Kupası'nda aldıkları sonuçlardan hem lige nasıl başladıklarında Edirne deplasmanını kazandılar. Evet. Kendi sahalarında Selçuklu Belediyesi'ni 27 sayı farklı yenerek devam ettiler. Yani hücum potansiyeli çok yüksek bir takım. 90 sayı ortalamayla oynayan. Bu 90 sayıyı üretirken 5 tane oyuncudan çift taneyle ortalama alabilen bir takım. Dolayısıyla biz tabii bunlara engel olmaya çalışacağız. O 90 sayıyı aşağıya çekmeye çalışacağız. İbre'yi kendi tarafımıza çevirmek açısından. Aynı zamanda biz hücumda onlara üstünlük sağlamaya çalışacağız. Kolay bir maç değil, zor bir maç. O yüzden oyuncuların kendini çok iyi hazırlaması lazım. Hem fiziksel olarak, hem mental olarak, hem taktiksel olarak. Dolayısıyla elimizden geldiğince iyi mücadele ederek biz kendi açıklarımızı kapatıp üstünlük sağlamaya çalışacağız. Oyuncular olarak biz basketbolda, ben daha önceki oynadığım kulüplerde mesela bu kadar fazla video toplantısı yapmazdık. Evet. Koçumuz sayesinde biz pazartesiden itibaren video toplantıları ile kısa kısa maça hazırlanıyoruz. Bu hazırlık da bizi geçen dönemde yani TB2L'deki şampiyonluk sürecimizde çok etkili olduğunu gördük. Evet. Aynı şekilde bu süreçte de Ceyhun hocamla birlikte haftanın başından itibaren rakip takıma özel hazırlık şeklinde hazırlandığımız için ister istemez oyuncu olarak da biz o şekilde hazırlanıyoruz hocam sayesinde tabii ki. Birazcık sıkılsak da video toplantılarından ama bu tabii ki bizi zamanla buna alışıyorsunuz. Çünkü bu çalışmaların emeğini sahada gördükten sonra ne kadar değerli ve önemli olduğunu anlıyorsunuz. Baş antrenör Cabadak ve kaptan Öztürk programda maç sırasında kendilerine uğur getiren sırlarını da paylaştı. Sizin kızlarınız da maç sonrasında maçın en renkli kareleri oluyor bizim için. Sağ ol. Çok tatlılar. Hemen maçta sizin maç sonrasında sizin yanınıza koşuyorlar. Her maçta sizinle birlikteler aynı zamanda. Sizin bir uğurunuz diyebilir miyiz onlar için? Onlar tabii benim canım uğurum. Yani moralim, motivasyonum yani her şeyim. Dolayısıyla onları da böyle salonda görmek benim hoşuma gidiyor açıkçası. Maç bittiği gibi dediğiniz gibi geliyorlar, beni duygulandırıyorlar. Güzel oluyor. Manisa'da geçen sezon çok inanılmaz tepkiler aldım halktan gerçekten. Yani küçük yaşta çocuklardan yaşlı insanlara kadar Manisa halkından inanılmaz tepki aldım. Mesela geçen sene en önemli benim performans, motivasyon maddelerimden birisi buydu. Çünkü yani sokakta yürürken bile çok değişik tepkiler aldım, sahada da aldım. Bunlar beni çok motive etti geçen sezon. Mesela tekrardan bu takımda oynama isteğimin de en büyük nedeni gerçekten Manisa halkıydı. Evet. Yani bu beni çok motive etti geçen sezon. Bunu bir uğur olarak açık yüreklilikle söyleyebilirim yani. Manisalılar senin uğurun diyebiliriz o zaman. Diyebiliriz kesinlikle. O yüzden Cabadak ayrıca tüm Manisa halkını maça davet etti. İlk maçtaki gelen herkesi bekliyoruz. Artı benim onlardan bir ricam daha var. Gelirken yanlarında bir kişiyi daha getirsinler. Böylece sayı adedini iki katına çıkaralım. Yani bu önemli. Ne kadar kalabalık olursak, ne kadar oradaki sinerjiyi, enerjiyi yükseltirsek salondaki, bu bizim takıma o kadar olumlu yansıyor. Burayı zor bir deplasman haline getirmemiz lazım.